Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün yapılan olağanüstü toplantıda 100 bas puan faiz indirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 19 Mart'ta yapılacak olan para politikası kurulu toplantısını öne çekti. Ve bugün yapılan olağanüstü toplantı kararı ile politika faizi olarak kullanılan haftalık repo faizi 100 bas puan indirilmiş oldu. Son faiz indirimiyle uygulanacak faiz %9.75'e inerek tek haneye gerilemiş oldu. Merkez ayrıca reeskont 90 güne kadar vade uzatma imkanı da sağlamış oldu. Para politikası kararı metninde salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır. İfadesiyle piyasalara destek sağlayacağını belirtti. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde koordineli adımlar atmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Enflasyonda hızlı bir düşüş sağlanmış, cari işlemler dengesinde önemli bir düzelme gözlenmiştir. Finansal koşullardaki iyileşme ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğilimi güç kazanmış. Bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğu azalmış. Bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponları güçlenmiş. Dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar Türkiye ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini artırmış. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanallarının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Merkez Bankası finansal istikrar desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir set uygulamaya koyacaktır. Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak Çekirdek enflasyonun göstergelerin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Ayrıca küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları ile gibi önemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonun sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede kurul, politika faizinde 100 baz puan indirimi indirim yapılmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk biriminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ve uyumlu şek gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede parasal duruşun ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve Finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemli vurgulanmalıdır. Yönünde karar almışlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>